Ustam, beni mazur gör. Gitmek mi istiyorsun? Beni mazur görün. Beceremedim. Birden karşımda görünce ne yapacağımı bilemedim. Baktım kaldım öylece. O ne yaptı peki? Paşazade'yi görünce gözlerinden ateş fışkırdı sanki. Bana öyle bir baktı ki. Sonra da öfkeyle yürüdü gitti. Seninle evlenmek istiyorum. Sen de ister misin diyebildin mi? Hayır. Ahmet. Niye gidersin o zaman? Nereye kaçarsın? Kimden kaçarsın? Onu onsuz yaşayacağım. Başkasının karısı olacağım ama bir an bile Ahmet'i sevmekten vazgeçmeyeceğim. Biz tamam demeden hiçbir yere gidemezsin. Anlaşıldı mı? Ha? Gel. Senden bir şeye sahip olmak, dünyaya sahip olmaktı benim için. Bu mendilin kıymetini kim bilebilir benden başka? Annemden kalan tek hatırayı bıraktım sana. İyi bak ona. Gözlerimin feri yok artık. Yüzüm solgun ve boynum bükük. Sevdan yüreğimde. Yüreğim sende. Bense seni sensiz yaşıyorum bu naçiz ömrümde. Ateş de benmişim pervanede. Yanan da benmişim
yanmak için dönendi. Benim harcım değilmiş. Bir rüya görmüşüm, gerçek sanmışım. Ustam sen ne Ferhat'sın, ne Mecnun'sun derken haklıymış. Herkes en iyi bildiğini yapmalı. Ben baharatın dilinden anlarım. Kokusunu tanırım. Yemek yaparım. Bildiğim yoldan gitmeliyim. Ustam, siz haklıydınız. Her şeye yeniden başlayacaksın o zaman. Aferin. Göreyim şimdi seni. Sağ olun ustam. Anneni özlüyorsun değil mi? Çok. O sağ olsaydı, her şey farklı olur muydu? Yok, hayır. Dilruba, kızma bana yavrum, olur mu? Sen bana onun emanetisin. Gözümden sakınırım seni. Hep mesut ol isterim. Bu yüzden de hakkında doğru olan neyse onu yapmak için çırpınırım. Annen gibi. Sen benim annemsin zaten. Afitap Hanımlar gelecekti. Hadi kalk da hazırlanalım. Hasan, evladım, yani hani ben diyorum ki sen başka bir iş düşün sen. Niye Üsmen ha? Yani biz kahvehane çalıştıramaz mıyız? Gel, gel, gel otur, gel. Tabii ki çalıştırırsın da. Hani bu işler biraz sabır gerektirir. Sabrederiz evelallah. İtina lazım. İtina da ederiz evelallah. Kimsenin kalbini kırmamak lazım. Aa, tövbeliyiz Üsmen ha. Dedim size, üstümde ustura bile taşımıyorum artık. Bak, tertemizim. Koş dereye anice dur. Aç. Hepsini görelim. Ay bakayım. Ay, şu altındakilere de çıkar. Hepsini çıkar. Ah buna bayıldı. Bu benim. Ben. Şunu da güzel. Hangi kumaş alabilir miyim? Bu mu? Şunu ver bakayım. Hepsi birbirinden güzel. Bak bu da çok güzel ama. Bak buna da bak istersen. Bayrama bunu mu diktirsem yoksa... Bunu mu? Bence bu olsun. Yok, bunun rengi iyi değil. Can Feda, sence hangisi olsun? Hı? Efendim? Bayrama diyorum, bayrama. Elini öpse kaçakça vereceksin. Aman kızlar. Ay bayıldım vallahi. Ay bu da çok güzelmiş.
aldın. Vallahi iyi yapmışsın. Sana güzel bir bayramlık çıkar bundan. Artan kumaşla da böyle güzel bir mendil yaptırırsın. Niyan, uğraşma benimle. Sen de gel şu kumaşlara bak artık canım. Şunun şurasında bayrama ne kaldı ki? Yetişmez vallahi. Kumaşa ihtiyacım yok ki. Giyilmemiş daha bir sürü elbisem var. Onlardan birini seçer giyerim. Peki o zaman sen bilirsin. Şimdi söyle bakalım. Kırmızı mı olsun? Yoksa... Bu mu? Bence bu olsun. Hı-hı. Bu. Hayırlı işler. Eyvallah, sağ olasın. Sağ ol. Etrafı toparlayınca şuralara da su serp, olur mu? Sokağın tozu kalkmasın. Tamam usta. Ya bayramdan sonra belki Bursa'ya giderim. Çekip çevirebilir misin burayı? Çeviririm de usta, ben ekmek yapmayı bilmem ki. Doğru ya. O zaman mahalleli perişan olur. Ekmek bulamaz. Ta gidecek öbür mahalleye. Oo benim oğlan. Ver şunu, ver ver. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ver ver. Babacığım, yeni çırak mı aldınız? Ramazan'da sıkışıyoruz. Bayrama kadar yardım etsin diye aldım yanıma. İyi ama babacığım, biz ne konuşmuştuk? Hani sen bırakacaktın fırını, bizimle gelecektin. Hiç gitmeyecekmişsin gibi devam ettiriyorsun işleri. Bayrama kadar dedim evladım. Hem işimi de hafifletiyor. Şimdi sen başlarsın. Daha usta olmadın. Ortada mı bırakayım çocuğu? Hiç değilse biraz biraz öğrenseydi. Senin niyetin belli. Bayrama kadar bizi oyalayıp siz gidin, biz geliriz diyeceksin. Sonra? Evladım, bayrama kadar bir duralım. Şurada ne kaldı bayrama? Önce hangisini adayacaktım, karıştırdım şimdi. Ustam ne pişireceksin? Çok güzel bir yemek icat ettim, onu pişireceğim. Allah Allah, ne yapıyor bu adam? Anlamadım ki ben bir şey. Ustam, ne varsa kazana dolduruyorsun. Sanki bir yanlışlık var gibi. Yanlışlık mı? Ben kaç senedir buradayım biliyor musun? Benim yemeklerimi sultanlar yiyor. Tamam ustam, kızma. Ahmet gel bakayım. Buyur usta. Ahmet söyle bakayım, bunlardan hangisini önce edeceğim? Ustam sormana ne gerek var? Biberleri tabii ki. Ha. Ustam. Ustam. Ustam bari doğrasaydık. Balam o aklını yitirip de bir gidir bir gelir. Şehriyar ustam. O senin en iyi dostun değil mi? He. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk sultanımız. Hoş bulduk. Sizler Devlet-i Aliye'nin en muteber müderrisi, alimi ve şeyhlerisiniz. Şimdiye kadar yüzlerce talebe-i ulum rahle-i tedrisinizden geçti. Ne mutlu onlara ki sizin ilminizden ve ferasetinizden müstefid oldular. Şimdi lütfediniz, İlminizden biz de istifade edelim. Estağfirullah sultanım. Yüksek müsaadelerinizle takririmizi başlatalım. Şimdi Kur'an-ı Azimüşşan buyuruyor ki... Ramazan aylarında Sultanımız Efendimizin huzurunda icra edilen tefsir derslerine huzur dersleri denirdi. Cuma günleri hariç her gün öğle ile ikindi namazı arasında Topkapı Sarayı'nın çeşitli mekanlarında yapılırdı.
huzur meclisinin nerede toplanacağını padişahımız belirlerdi. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, her hayvan topluluğunun mutlaka bir reisi, bir beyi vardır. Onlar da sizin gibi cemaat halinde yaşarlar. Hangileri reislerinin sözünden çıkamazlar? Bunlar arılar ve karıncalardır. Reislerinin sözünden hiç çıkmazlar. Huzur dersleri genelde Kadı Beydavi tefsirinden yapılırdı. Bu derslerde ulema kendini ispatlar, ilmi derinliğini gösterirdi. Sultanımız da her meclisin sonunda huzur derslerine katılanlara çeşitli hediyeler verirdi. Ayağa kalkmana pek memnun oldum hemşire. Sağ olun Afitap Hanımcığım. Sayenizde. Estağfurullah. Ne yaptık ki? Bizi yalnız bırakmadınız. Daha ne olsun? Bayram da yaklaşıyor. Öyle. Malumunuz, paşamız bayrama kadar teşrif edecekler. Geldiğinde inşallah hep beraber ziyaretinize geleceğiz. Adını koyalım artık. Kısmetse Afitap Hanımcığım. Öncelikle kim ne yapıyor, kim kime ne ediyor karışmayacaksın. Eyvallah. Başkasının işiyle hayatta derdim olmaz. Kahve pişirmeyi bilir misin? Aşk olsun Üsmen Ağa. Onu da bilelim artık. Aferin. İnsanlar gelirler, otururlar. Kimi kahvesini şekerli ister, kimi sade. Bileceksin, tanıyacaksın kim nasıl içiyor. Selamun aleyküm Üsmen amca. Aleyküm selam. Kim bu Duraman? Bizim şekerci Recep'in yamağı. Buradan yani. Hı hı. Şşt Doraman. Ne öyle karaya vurmuş Venedik gemisi gibi sallanıyorsun. Dik yürü. Yürü bakayım şöyle bir göreceğim. Yürü. Dön bir de böyle yürü. Olmadı, olmadı. Tımarsız sipahi. Gel bakayım buraya. Gel buraya. Gel bakayım buraya. Gel. Gel. Kaldır kellini. Çek göbeği içeri, çıkar göğsünü, aç kanatları da, dön bakayım şimdi, dön bir yürü bakayım görelim hadi, yürü bakayım, yürü. Bunlar asker olacak da bizler göreceğiz ha. Yahu Nemçeli bunları görse hemen sefer açmazsa namerdim. Çocuklar böyle işte, sanıyorlar ki her şeyi kendileri bilir. İyi de azizim, sen değil miydin Bursa'ya gitmek isteyen? Benim ama... Düşünüyorum, taşınıyorum, olmuyor. Ben ne yaparım Bursa'da? Söğüt gölgesinde Azrail mi bekleyeyim? Allah korusun, Allah korusun. Allah herkese hayırlı ömürler versin. Amin. Yani sen de haklısın ama... Çocuklar da sizin için kaygılanıyor Mirim. Şimdi sana bir şey olsa 10 gün sonra alacaklar haberini. Onlar da istiyorlar ki anaları babaları yanlarında olsun. Gözleri arkada kalmasın. Bilmiyorum Mirim. Bir ayağım git diyor, bir ayağım kal. Böyle iki arada bir derede. Neyse canım, bayrama kadar çok düşünürsün. Hayırlısını dileyelim. Hayırlısı tabii, hayırlısı ister. Aç bakayım bunu. Sizin yemeğiniz ustam. Ula pole yemek bul. Kim dedi bunu yapın diye? Söyledim, beni dinlemediniz efendim. Kime dedin, bana mı dedin? Bu yemeği pişirme dedin ha? Ben de yaptım öyle mi? Ulan Nurullah, bunları tencereye kim koydu? Ustam koymadın tabii. Seni yemeği verdik ya biz fırına pişmesi için. Değil bana, bunu sen hazırladın. Ulan yıllardır yemek pişiriyorum. Ben böyle yemek yapar mıyım? Yapmazsınız ustam. Gel ağa fırına bakalım benim yemek ne var ki? Olur. Güzel görünüyor. Bugün süt kebabı denedim ustam. Aferin, çok güzel olmuş.
Aklını toplayınca ne güzel işler çıkarıyorsun. Aferin. Diruva hıçkıra hıçkıra öyle bir ağladı ki. İçim acıdı vallahi. Aşk bu. Ağlatır elbet. Evet ama annesini de üzmek istemiyor. Onun için Paşazade ile evlenmeye kabul etti. Ama mest olur mu bilinmez. Niye olmasın canım? Pek tabii olur. Paşazade bu. Herkese nasip olmaz. Bence Dilruba en iyisini yaptı. Ben de senin gibi düşünüyordum. Ama Dilruba'nın halini görünce çok kötü oldum. Hak verdim doğrusu. Ya haksızlık ama bu. İnsan birini severken başkasıyla evlenirse mesut olamaz ki. Evleneceği kişi bir paşa oğluysa olur canım. Düşünsene. Şimdi bir yamak Dilruba'ya Paşazade'nin sunabileceği imkanları sağlayabilir mi? Yok yok. Dilruba çok akıllı davrandı. Didar, aşk diyorum aşk. Söylesene hangi zenginlik Dilruba'nın içindeki sevgiyi söküp atar ki? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Babama baktım da fırında yoktu. Buraya mı geldi diye? Yok, gelmedi. Nereye gider ki acep? Buralardan bir yere gitmez. Şimdi çıkar ortaya. Gel. Gel otur şöyle, gel. Soluklan biraz. Hasan. Sen şöyle bir şekerciye doğru falan bir uzansan. Olur usta. Evladım, siz hep anne babanızın sağlığını düşünürsünüz. Elbette. Sanıyorsunuz ki o yanınızda olunca sağlıklı olacak. Öyle değil işte. Onu hayatta tutan bu mahalle, bu dükkan. O her gün akşam yatarken ne güzel çalıştım diye yatacak. Her sabah inşallah bugün akşama kadar müşteriler gelir gider diyecek. Her gün ekmeğin hamurunu yoğuracak. Her sabah fırına iki odun fazla atacak. Siz geleceksiniz diye gün sayacak. Siz anlamıyorsunuz. Bütün bunları elinden alırsanız iki günde yaşlanır. Üstüne varmayın artık. Ustam, sadalye bulduğum için soğan doğuracaktım. Başka ne yapacaktım? Bırak şimdi soğanı. Tamam. Al oradan iki tane balık kuyruklarından tutları bakayım. Tamam. Tuttum. Yürü. Aman, ne oluyor ya? Yürü ula. Ustam. Şimdi. Oyna bakayım. Allah. Hadi ula oyna. Tom oynuyorum işte ya. Oyna. Hadi. Oyna. Oyna. Emin usta, ha böyle bir yola başı vurayım mı sana? Allah'ım sen bu kullarına akıl nasip et. Amin. Ne? Hadi, herkes işinin başına hadi. Ne olur, ne olur vazgeçme Ahmet. Bak, ben her şeye rağmen vazgeçmedim. Bir şey yap, ne olur. Yoksa her şey için çok geç olacak. Hadi Ahmet, ne olur.
Korkuttum mu sizi? Biraz. Kusura bakmayın, beklemiyordum. Rica ederim. Validemi almaya gelmiştim. Buyurun. Balam, ne olup sana? Ben iyiyim de. Güzel. Balam, aklım bir gelir bir gider. Bir değilsin öyle, bir değilsin böyle. Hmm. Güzel. Kim öyle bir böyle? Baba Gula, sen beni biliyor musun? Ha böyle bir şamar vururumsa güzel. Sesi Tebriz'den duyulur. Balam, tamam tamam. Benim aklım başımda. Pişirdiğim yemekler de aha burada. Tamam balam, tamam demiyorum bir şey. Boy bah, aş bezbaşı ne diyor? Öyle akıllı ol. Ne var onun içinde? Damak tadı. Aferin. 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 Güzel. Çok güzel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya ustam, adamdan bela akıyor vallaha. Nereden geldi bizim çarşıya? Rahattık vallaha. Ne o? Korktun mu? Ya ustam, korkmuyorum da. Hani bir gün kızıp dağıtır mağıtır ortalığı diye. Yok yok, bir şey olmaz. O tövbeli. Ya tövbeli ama. Kızınca da hemen tövbesini bozuyor. Sonra bir tövbe daha. Alışmış bu vallaha tövbe bozmaya. Tövbe tövbe, tövbe tövbe. O niye buralarda biliyor musun? Niye? Kahvehane açacakmış. Hüsmena'ya akıl danışıyor. Ona bir çırak lazım olur şimdi. Kerem'i verelim. Biraz da kahvecilik zanaatıyla meşgul olsun canım. Ya usta ya, ne diyor bu ya? İyi diyor. Bayram yaklaşıyor. Evet. Paşa babam ve validem, validenizin de rızasıyla bayram sonrasında ziyaretinize gelecekler inşallah. Diluba, siz benimle evlenmeyi istiyor musunuz? Vereceğiniz cevap benim için çok mühim. Bir baksana, böyle oldu mu? Bu renk olur mu? Ben ne diyorsun? Olmuş mu? Çok yakışır. Şaşır. Tamam, tamam. Müsaade buyurursanız size bir şey danışmak istiyorum. Söyle bakalım. Ne zamandır maaşıma dokunmadım. Kendi kendime söz vermiştim. Bir gün param olursa rahmetli annem için bir hayır yaptıracağım diye. Şimdi biriktiler. Ama ben nasıl bir hayır işleyeceğime karar veremedim. O yüzden size sormak istedim. Gel otur şöyle. Aferin benim vefalı kızım. Dilersen bir çeşme yaptıralım. Orada susuzluğunu giderenler hem annenin ruhuna hem de sana dua ederler. İster misin, olur mu? Olur, çok güzel olur. Herkes kısmetini yermiş. Yola çıksın yemekler. Yemekler? Haydin. Hayır, vallahi billahi hiç değil yemekler ha. Benim balam, hay balam, Yunus ustam, dur gitme. Bizim yemekler burada, dur bak göster. Dur bir dakika, bırak beni. Dur ulan bakayım. Dur ulan, nereye gidiyorsun? Dur bakayım, dur. Dur. Yunus usta. Ne yapıyorsun sen? Yemekler. He balam. Vatan beri böyle hiç güzel etti kendini ya. Yunus usta. Sana bir hal oldu. İyisin, birkaç gün gelme buraya. Git yat dinlen. Sana hekim gönderelim. Neyse hal çaresi bakalım. Cenab-ı Hak bize konuşmayı öğretti. Ama her söz her mecliste söylenmez. Çünkü söz ağızdan çıktıktan sonra sizin değildir artık. Nuşrevan-ı Adil demiş ki, söylemediğim şeylerden dolayı asla pişman olmadım.
Ama bazı şeyler var ki onların pişmanlığından sanki kan ve toprak içinde yatıyorum. Yani açığa vurulmuş olan pek çok sır pişmanlık getirir. Sultan da olsanız kul da, zengin de olsanız geda da, sarf ettiğiniz her sözün kıymetini bilmelisiniz. Tutamayacağınız hiçbir sözü vermemeli, arkasında durmayacağınız hiçbir sözü söylememelisiniz. Evlat, haramilere malını aldırmış bezirganlar gibi düşünüp duruyorsun. Aşamadığın engelin mi var? Öyle. Borcun mu var? Keşke borcum olsaydı. Çalışır öderdim. Ne derdin var peki? Öyle işte. Sevda mı? Bak o fena işte. Fena ki ne fena amca. Ömür geçip gidiyor. Bir sevdaya bu kadar yanmaya değer mi? Siz hiç çaresiz kaldınız mı? Rakibiniz güçlü. Sevdiğiniz sessiz oldu mu? Rakip güçlü, sevgili sessiz kalıyorsa elini kolunu bağlayan bir şey vardır. Sanmam. Paşa konağına gelin olmayı kim reddeder? Oo, yaman yere çatmışsın. Hangi paşaymış bu? Erzurum paşası. Allah Allah. Peki sevdiğine sordun mu? Razı mıymış gelin olmaya? Sormadım. Gördüm. Evlat, gördüğümüz her şey ışığın bize aksettirdiğidir. Ya görmediklerim? Yerinde olsam gider sorardım. Cesaret edemedim. Ne iş yaparsın sen? Saray mutfağında yamağım. Sultanı gördün mü peki? Nerede?